Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Tabii çok konuşuldu da ben şunu ifade etmek istiyorum Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. Türkiye'yi vatandaşlar bakımından ikiye böldünüz. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar ve haklarını kullanma hakkına sahip olmayan vatandaşlar. Ve haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlara düşman ceza hakkı uyguladınız. Bunun birçok örneği var ve tamamen hukuktan uzaklaştınız, yargıdan uzaklaştınız. Türkiye sizin zamanınızda en şiddetli bir biçimde düşman ceza hukuku uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ben geçmişim itibariyle 90'lı yıllarla bu yılları insan hakları ihlalleri bakımından karşılaştırma imkanına sahibim. 80'li 90'lı yıllarda da ağır insan hakları ihlalleri vardı. Şu anda da var. Ama bugünle o günü karşılaştırdığımda 6 mekanizma var Sayın Bakan. Bunu karşılaştırabileceğimiz. Bir tanesi yargı. İkincisi medya. Üçüncüsü sivil toplum. Dördüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Beşincisi akademi, üniversite ortamı. Altıncısı uluslararası kurumlar, mekanizmalar ve bunların ürettikleri pratikler. Bu 6 mekanizmaya baktığımızda 90'lı yıllarla şimdiye karşılaştırdığımızda çok açık bir biçimde bu mekanizmaların içini çürüttünüz. Mesela sivil toplum. Tümünü baskı altına aldınız ve sivil toplumun insan hakları ihlalleri alanında çalışmasını engellediniz. Yargı bağımsız değil, tarafsız değil, doğrudan doğruya sizin iktidarınızın bir aracı haline dönüştü, cezalandırma aracına dönüştü. 90'lı yıllarda bir kez daha buradan ifade ediyorum, kapısını çalacağımız başsavcılar vardı, hakimler vardı, gittiğimiz zaman bizi dinlerlerdi ama şimdi güvenlikten geçiremeyen adliye ortamları yarattınız. Üçüncüsü medya. Bakın o günleri çok iyi hatırlıyorum. Cizre'de bir binbaşı köylülere dışkı yedirmişti. Onu merkez medya manşet yapmıştı. Ama şimdi bir ölüm olayını bile haber yapamayan bir medya ortamı var ve baskı ortamı var. Neden? Çünkü medya baskı altında. Onu da söylersek eğer, siz iktidara geldiğiniz zaman sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre 99. sıradaydık basın özgürlüğü alanında ama şimdi 165. sıradayız bu alanda. Dördüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben İnsan Hakları Komisyonu'nun başkan vekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bu ortam içerisinde genel kurulda hem de İnsan Hakları Komisyonu vasıtasıyla insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak bir denetim yapamıyor maalesef. Hatırlayın Sema Püskünsüt'ü, başkandı, karakollardan işkence aleti topluyordu. Hatırlayın bir. Ama bugün defakto olarak bir yere gidemeyen insan hakları komisyon üyeleri var. Beşincisi akademi ortamı. Akademi ortamında bilimsel makaleler yazardı ve insan hakları savunucularına yol gösterirdi. İnsan hakları ihlalleri orada tartışılırdı, konuşulurdu. Ama şimdi akademiyi yok ettiniz. Akademide insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak hükümeti eleştiren bir tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale yazmak mümkün değil. Uluslararası mekanizmalar. Gerçekten o dönemlerde uluslararası kurumların raporlarından utanan siyasetçiler vardı. Utanan. Adımız, hükümetimizin adı, partimizin adı, siyasetçi olarak da bizim adımız bakan olarak bu raporlara geçmesin diye siyaset kurumu vardı. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki elimizin tersiyle iteriz, bunlar taraflıdır, dikkate almayız. Bakın bu 6 mekanizmayla karşılaştırırsak bugün itibariyle insan hakları ortamı bakımından 90'lı yılların pratiğinden çok daha geri bir durumdayız. Evet, şimdi köyler yakılmıyor. Evet, belki faili meçhul cinayetler azaldı ama benim yayınladığım rapora göre, insan hakları kurumlarından aldığım bilgilere göre bu sene itibariyle 3000'den fazla yaşam hakkı ihlali var. İç cinayetleri, kadın cinayetleri, cezaevlerinde ölümler. 3000'den fazla ölüm var ve bunlardan 31'i çocuk. İşkence, sıfır tolerans dediniz, sonsuz tolerans var. Geçen yıl itibariyle 2541 işkence vakası saptanmış, sokakta, cezaevinde, gözaltında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında bunların 26'sı çocuk. Bakın en ağır iki alanı saydım, yaşam hakkı ve işkence yasağı. Toplantı, gösteri, yürüyüşü öyle, ifade özgürlüğü öyle, mesela cumartesi anneleri. 5 yıl yasakladınız, niye yasakladınız? 5 yıl sonra serbest bıraktınız, tamamen keyfi, tamamen keyfi.
Dolayısıyla böyle bir ortam var ve Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir istedim. Milletvekili olarak teşekkür ederim.